Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne yönelik yapılan yasa değişikliği meslek odalarını ayağa kaldırdı. Eleko 2012 bugün başladı. Koz Ağacı'na termik santral tartışması ihaleyi kazanan firmayla kamuoyu önünde imzaların atılmasıyla çok daha farklı bir boyuta taşınacak. Ve bu konuyla bağlantılı olarak Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı. Bugün de yine çok sayıda önemli başlıkla karşınızdayız. Konuğumuz Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Cengiz Göltaş olacak. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim öncelikle. Tabii bu TUMOP yasasındaki değişiklik şu an için gündemde ve meslek odalarının ciddi de bir tepkisi söz konusu. Evet. Öncelikle bu değişiklik neyi kapsıyor ve siz niçin tepki gösteriyorsunuz efendim? Çok teşekkürler. TUMOP yasasının değiştirilmesi birinci derecede kapalı kapılar ardında yapılan bir işlem olarak bizlerin bilgisi dışında gündeme gelmiş ve şu anda mecliste komisyonda indiği konusunda bilgimiz olan bir tasarı. Ancak bu tasarının hazırlanış biçimi son derece antidemokratik. Bizim ilk itirazımız TUMOP yasası değişikliğiyle neyin amaçlandığına dair ilk ipucunun bu tasarıdaki hazırlanış biçimine. Yani TUMOP 6235 sayılı yasa ile bugün bağlı olan 24 tane meslek odasının birlikte ülkenin gelişmesine, kalkınmasına, sanayileşmesine büyük hizmetler vermiş. Bu alanda gerek mesleğin düzenlenmesinde, meslektaşların hak ve menfaatlerinin korunmasında önemli görevler üstlenmiş bir örgüt. 1954 yılından beri, 58 yıldır TUMOP ülkemizin bilimsel teknik gelişmesinde kamu yararını gözetmiş. Ve mevcut uygulamalarıyla, mevcut yapısıyla da, örgütlülüğüyle de, üyesiyle barışık, sanayisini, kamu kesimini, üniversiteleri birlikte ortak bir paydada politikalar üreten, bu politikalar üretmenin yanında meslektaşlarının temel mühendislik hizmetlerine yön veren, yine bu ülkenin yapı meselesinden, yani yapı üretim süreçlerinden tutun da Türkiye'nin ulaşımına, tarımına, madenciliğine, enerjisine, haberleşmesine, yani yaşamın bütün alanlarına ilişkin pozitif çalışmalar üreten bir örgütüz. Yaklaşık 400 bin üyesi olan bu örgütün 58 yıllık birikiminin yok sayılarak bir anda AKP eliyle kapalı kapılar ardında bir yasal değişikliğe gidiliyor olması en büyük itirazımız. Yani biz yöneticilere sorulmadan, bizlerin görüş ve önerileri alınmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendi bürokratlarına bir yasal şey hazırlatıyor, tasarısı, yasa tasarısı hazırlatıyor. Peki gerekçeleri ne efendim bu değişiklikle ilgili olarak? Bizce bizim yaptığımız değerlendirmelere göre birkaç tane önemli gerekçe var. Bir tanesi maalesef Türkiye son 10 yıldır, 15 yıldır bir yeniden yapılanma alanı dediğimiz Türkiye'nin ekonomisinden siyasetine, yaşamın bütün alanlarında bir liberalleştirme süreci yaşıyor. Yani Türkiye'deki bütün temel altyapı hizmetleri özelleştiriliyor, serbestleştiriliyor. Ve bundan da en fazla Türkiye'nin yıllarca birikim sahibi olduğu işte tarımcılık kesimi, madencilik, sanayi kesimi, gıda, ormanlar, turizm, yaşamın bütün alanlarındaki enerji, ulaşım, yaşamın bütün alanlarındaki bu serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarının hızlandırılması karşısında TUMOP hep bu özelleştirme furyasının aslında toplumsal yaşamı olumsuz yönde etkilediğini, pahalılık yarattığını, zamları arttırdığını, yoksulluk ve yolsuzluk süreçlerinin daha da geliştirdiğini ısrarla vurgulamış ve kamu yararı gözetmediği birçok noktada da TUMOP bu özelleştirme süreçlerine karşı ciddi davalar açmıştır. Bu kamu davalarının da büyük oranda kazanmıştır. Bu kazandığı davalar nedeniyle de aslında toplumda gerek saygınlığı artmıştır ama maalesef mevcut hükümet ve iktidar çevreleri kendi sermaye birikim süreçlerindeki kurduğu ilişkilerle, ulusal ve uluslararası sermaye şirketleriyle kurduğu ilişkiler açısından
oyunun bozulduğu noktasında TUMOP yasasıyla kendi önlerinde engel olarak gördükleri, kendi çıkarlarına uymadıkları TUMOP süreçlerini, TUMOP'taki birikimi engellemek istemiştir. Yani özetle demek istediğim şu, TUMOP Türkiye'de yaşamın bütün alanlarındaki kamusal hizmet anlayışıyla yönetilen ve bugün uzun yıllar içerisinde bu ülkenin insanların birikimleriyle, vergileriyle oluşturulmuş varlıklarının özelleştirme adı altında peşkeş çekilmesine, da satılmasına, yağmalanmasına karşı çıkmıştır. Ve bundan dolayı da açtığı davalarla, yürüttüğü mücadelelerle, gerek kendi meslek örgütü ilişkileriyle, örgütlülüğüyle, gerekse dost, sendika, diğer meslek örgütleriyle birlikte dayanışma içerisinde, toplumun bütün çalışan kesimleriyle birlikte emekten ve demokrasiden yana sürdürdüğü mücadele nedeniyle AKP hükümetinin hedefi haline gelmiştir. Esas sorun budur. Bugün sahibinin sesi bir üniversite, sahibinin sesi bir yargı, sahibinin sesi bir toplumda ses çıkartmayan her türlü mekanizmanın bir başka boyutunda sahibinin sesi bir TUMOP yaratılmak istenmektedir. Tabii bu noktada baktığımızda efendim TUMOP'un hakikaten bizim toplumumuzda oldukça önemli bir işlevi olduğunu söylememiz mümkün. Bu yeni düzenlemeyle birlikte bu işlevin tamamen ortadan kalkacağını söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Şimdi bakın dünyada çok çarpıcı birkaç örnek vereyim. Türkiye maalesef bu ülkenin kendisinin yeniden yapılandırıldığı tırnak içerisinde liberalizm adı altında bütün alanlarının piyasalaştırıldığı süreçler içerisinde aynı zamanda dünyada en fazla, Avrupa'da en fazla işçi ölümleriyle, iş kazalarıyla da karşı karşıya bir ülke. Neden? Bu yoğun işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden yoğun bir süreç yaşanıyor. Bütün bunlara vurgu yapıyoruz. Diyoruz ki daha sağlıklı bir iş güvenciliği olsun diyoruz. Daha sağlıklı bir sanayileşme istiyoruz. Enerjide dışa bağımlılığın olmadığı bir Türkiye. Kendi kaynaklarımızı doğru kullandığımız, kendi tarımsal ürünlerimizin kendi insanımızı yetebileceği, bunun doğru planlandığı bir ülke istiyoruz. Ne istiyoruz? Madencilik alanında kendi madenlerimizi işletebileceğimiz, doğayla barışık, çevreyle barışık, yeni yaşam alanlarımızın sağlıklı biçimde ormancılıktan su ürünlerine kadar, ırmaklarımızdan derelerimize kadar. Yani yaşamın bütününe ait söylediğimiz şey şu, dışa bağımlılığımızı azaltacak, kamuyu doğru biçimde planlayan, doğru biçimde çalışanların yaşam standartlarını dengeli bir şekilde oluşturan, dengeli bir ekonomik yapı ve bununla ilgili barış ve demokratik bir anlayış içerisinde vatandaşıyla barışık bir Türkiye. Şimdi bunun çerçevesi demokratik bir Türkiye'dir, insanca yaşamdır ve TUMOP felsefesini uzun yıllar içerisinde böyle bir kurguya, yani sağlıklı bir ekonomik büyümeye, sağlıklı bir bölüşüme, demokrasiye ve barış eksenindeki ilişkilere adamıştır. Ve bununla ilgili yıllardır kongreler, sempozyumlar, paneller, forumlar yapmıştır. Toplumu bilinçlendirme noktasında, kamuoyuyla bu görüşlerini paylaşma noktasında onlarca yüzlerce etkinliğe imza atmıştır. Şimdi TUMOP elbette ki bu çalışmalarıyla mevcut sistemin çıkarlarına ve onların işbirlikçi çevrelerinin ilişkilerine çomak sokmak noktasındadır. Ve bu rahatsızlığı yenmek üzere toplumdaki toplumsal muhalefeti, demokratikleşme noktasındaki söylemleri, emek eksenli politikaları bertaraf etmek üzere bugün mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının bu ülke üzerine söylediklerine karşı TUMOP yasasıyla bir sahibinin sesi, demin ifade ettiğim gibi TUMOP yaratılmak istenmektedir. Bu aslında genel kurullar sürecinde TUMOP ortamlarında bizlerin kendi iç mekanizmalarımızla 2 yılda bir en demokratik şekilde üyelerinin seçimleriyle iş başına gelmiş ve 2 yılda bir değişen, hiçbir atama usulü olmadan doğal delegeleriyle, mevcut kongreleriyle, şubelerden, temsilciliklerden başlayan demokratik örgütlü yapısının değiştirilmesi noktasında
yukarıdan yapılan bir müdahaledir. Şimdi mevcut genel kurullar sürecinde bir işbirlikçi TÜMOP, bir iktidar yanlısı TÜMOP yaratılamamış, siyasi partilerin arka bahçesi bir TÜMOP yaratılamamış, bu ülkede TÜMOP her zaman bağımsızlıktan yana durmuş, her siyasi partiye karşı mesafeli davranmış, hiçbir siyasal anlayışın güdümüne girmemiş, kendi sözünü doğruca, ilkelice, toplumsal yarar ekseninde, emek ekseninde, barış ekseninde söylemiş bir örgüttür. Ve bununla ilgili tarihinde her siyasal partinin basıncına rağmen o partilerle mesafesini korumuş bir örgüttür. Şimdi problem bu. Böyle bir TÜMOP bu ülkede özellikle bu yağma ve talan sürecinde egemenlerin en büyük problemi. Şimdi bu problemi yenmek için seçim mekanizmalarında başaramadıkları şeyi yukarıdan yasalarla, yasal değişikliklerle yapmak istiyorlar. Ne yapmak istiyorlar? Önce mühendislik hizmetlerinin TÜMOP ve ilgili meslek odaları tarafından denetlenmesi. Yani bir yapının projesinden üretim süreçlerine, vatandaşın o yapıyı kullanım süreçlerine kadar geçen mekanizmada insan sağlığını, güvenliğini sağlayan proje denetimlerini, iş yeri denetimlerini, mühendislik uygulamalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi noktasındaki TÜMOP'un ve odaların rolünü kısmak istiyorlar. Ne diyorlar? Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir genelge yayınlıyor. Diyor ki artık diyor projelerinizin bir mesleki denetim olarak odaların denetiminden geçmesi şartı yoktur diyor. Bu nedir? Birinci planda odaların mevcut gelirlerinin azaltılması. İkinci planda ama daha önemlisi Türkiye'de mühendislik hizmetlerindeki bilimsel, teknik, kalitenin, sağlıklı gelişimin önüne engel konulması. Türkiye bugün bir Marmara depremini acı sonuçlarını yaşamış bir ülke. Türkiye bugün yangın felaketleriyle, selle, erozyonla, yaşamın bütün alanlarındaki birçok iş kazasıyla, doğal afetlerle karşı karşıya kaldığı koşullarda bu mühendislik hizmetlerinin birinci derecede kaliteli olması, güvenilir olması ve ehil eller tarafından sürdürülmesi ve denetlenmesi işte Türkiye'deki mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve onların örgütleri sayesinde olacak işlerdir. Yoksa bireyin, yoksa şirketin, kar amaçlı bir kuruluşun kendi çıkarına, tercihine bırakılmış her türlü mühendislik hizmeti ileride olumsuz riskler taşıma noktasında bu toplumun en büyük problemidir. Oysa ki bağımsız, hiçbir yerde çıkar ilişkisi olmayan, hiçbir siyasal partiyle dirsek teması olmayan, hiçbir siyasal anlayışın arka bahçesi olmamış, sadece mühendislik mesleğini, bu ülkenin bilimsel teknolojik gelişmesini, kalkınmasını hedefleyen bağımsız bir örgütün denetim mekanizmaları, mühendislik, mimarlık yapma mekanizmalarındaki rolleri bu ülkenin asıl güvencesi olacaktır. Yani eğer bir teknoloji gelişecekse, bu ülke Avrupa'daki diğer mühendislik üretimleriyle bir rekabet ortamına girecekse, ürünlerinde kalite artacaksa, gıdasından tarımına, ulaşımından sanayisine, enerjisinden madenciliğine, yani yaşamın bütün alanlarında eğer biz tüm o örgütlülüğü olarak mühendislerin, mimarların haklarını, ülkenin bilim ve teknolojisinin gelişmesini birlikte bir bütünsellik içerisinde ele alırsak, bu ülkenin sağlıklı bir gelişmesine hizmet ederiz. Oysa ki bu yasayla ne olacak? Mühendislerin örgütleri küçültülecek, etkisizleştirilecek, siyasal iktidarların güdümüne girecek. Artık bağımsız bir şekilde sesini çıkaramayan, bağımsız bir şekilde doğrularını söylemeyen, bu doğruları toplumla buluşturamayan güdük, iktidar yanlısı, sahibinin sesi yapılar oluşturulacak. Bizim itirazımız budur. Yani evet. İktidarlar gelir geçer ama siz bu örgütlerin küçültülmesini, mühendislerin örgütleriyle ilişkilerinin koparılmasına izin verilmemesi gerekir. Ben buradan bütün meslektaşlarıma, elektrik mühendisi olması şart değil, bütün mühendislik alanlarındaki, Türkiye'deki bütün meslektaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Bu yasa, bu ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin önündeki en büyük tehlike olarak, tüm o örgütlülüğünü dağıtmak, güçsüzleştirmek adına ve bu ülkenin sanayisini, kalkınmasını, güçlenmesini engellemek adına oluşturulmuş, çok net bir şekilde
siyasi bir operasyondur. Dış bağlantıları olan, ülkenin bağımsızlığını gölge altına alan bir operasyondur. Buna izin verilmemesini gerektiğine inanıyorum. Tabii efendim, hükümet cephesinden özellikle zaman zaman yapılan açıklamalara baktığımızda TUMOB'un çok fazla siyasi şekilde de zaman zaman hareket ettiği ve aşırı bir muhalif düşünceyle bazı itirazları dillendirdiği söyleniyor. Bu yaklaşımları nasıl buluyorsunuz? Siz gerçekten çok siyasi olarak mı? Gerçi az önce ifade ettiğiniz biz her siyasi oluşuma mesafeliyiz diye, ama genel anlamda bu eleştiriyi de size tabii sormam gerekiyor. Siz nasıl yanıtlamak istersiniz? Evet, yani tabii insanlar işlerine gelmedikçe siyasi lobiler, çevreler, gruplar, çıkar ilişkileri, değişik kesimler ne yapacaktır? En kolay şey siyasidir, inandırıcılığı yoktur vesaire, evet, gibi bir takım iddialarda bulunacaktır. Oysa ki biz kamu yararı, biz 6.235 sayılı yasayla anayasal bir kuruluşuz. Yani bizim yasamızdan kaynaklanan birinci maddemizin gereği kamu yararıdır. Kamu yararına olan işlerin takibidir. Mühendislik mesleğinin, dediğim söylediğim gibi, birinci derecede sağlıklı bir şekilde yürütülmesidir. İkincisi, doğal varlıklarımızın, kültürel mirasımızın, tarihsel zenginliklerimizin korunmasıdır. Sağlıklı bir üretim anlayışının bu ülkede yerine getirilmesidir. Bunun hangisi siyasi? Biz hiçbir siyasal partinin bugüne kadar sözcülüğünü yapmadık. Hiçbir siyasi partinin yandaşlığını yapmadık. Biz bildiğimiz doğrular üzerinden hareket ettik. Türkiye'de yanlış yatırımların, Türkiye yanlış yatırımlar konusunda bir açık hava müzesi haline getirilmiştir. Bu yanlış yatırımların karşısına önce hukuksal süreçlerle karşı çıktık. Biz avukatlarımızla, hukuk müşavirlerimizle, mühendislerimizle, TUMOB örgütlülüğünün bütün imkanlarıyla o yanlış neredeyse o yanlışa itiraz ettik. Bu bazen bir madencilik süreci içerisinde, bazen bir santral, hidroelektrik santral süreci içerisinde, bazen bir tarımsal üretim, GDO'lu yani genetiği değiştirilmiş organizmalar süreci içerisinde, bazen bir eğitim boyutuyla, Türkiye'deki mühendislik eğitimi boyutuyla alınmış kararlar ekseninde, bazen ulaşım alanında yapılan yanlış yatırımlar ekseninde, nükleer santrallerden tutun da Türkiye'nin işte büyük ve küçük ölçekli birçok sürecinde olumlu olanlara evet haklısınız, doğru bir yerde gidiyorsunuz dedik. Olumsuz olanları eleştirdik. Sonuç olarak ben yaptım oldu diyenlere karşı hukuksal bir mücadele sürdürdük. Mühendislerin hakları menfaatleri için yıllarca alanlara çıktık. Onların insanca yaşayabilecekleri, reel ücretleri alması için, toplum içerisindeki saygın kurumlarını elde etmesi için, yapı üretim süreçlerinde yine insan, can ve mal güvenliğinin sağlanması için. Biz bunun adı siyasetse biz evet siyaseti yaptık. Ama onların zannettiği gibi biz partilerin kapılarında bekleyerek, onların milletvekili bakan bilmem ne ilişkilerine eklemlenerek, biz onların medyalarına, onların çıkar ilişkilerine, onların şirketlerine eklemlenerek hiçbir yerde siyaset yapmadık. Biz kendi özgücümüzle, mühendislerimize duyduğumuz güvenle, biz kendi örgütlülüğümüzle mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının bu ülkede gerçek anlamda yatırım, sanayileşme ve gerçek anlamda istihdam politikalarında diğer çalışanlarla beraber doğru bir, demokratik bir ülkede insanca yaşaması için siyasetimizi yaptık. Bu siyaset A Partisi tarafından hazırladığımız raporlar, kongreler, sempozyumlar, paneller, forumlarda, B Partisi tarafından da incelenebilir, bunlardan yararlanılabilir. Biz bütün kongrelerde yaptığımız çalışmaları her siyasal partinin, her şeyin, kurumun kullanması için açtık raporlarımızı, enerji raporlarımızı, tarım raporlarımızı, ulaşım raporlarımızı, madencilik raporlarımızı, gıdayla ilgili görüşlerimizi, petrolle ilgili, peyzajla, mimarlıkla ilgili görüşlerimizi, inşaat sektörüyle ilgili görüşlerimizi. Yani yaşamın alanında ne varsa biz bunları raporladık.
kitaplar çıkardık, kongreler, sempozyumlar yaptık. Bu kongrelerde, sempozyumlarda öyle sen ben bizim oğlan da değil. Bu ülkede bu anlamda kamudan, sanayide, üniversitede bütün konunun kesimlerini bir araya getirerek, bu insanlarla ortak bir payda yaratarak ve bir ortak akıl oluşturarak bunları yapmaya çalıştık. Şimdi bütün bunlar hepsi siyasal iktidar tarafından tabii ki bir siyaset yapma ve bir suç unsuru oluşturma mekanizması olarak görülüyor. Niye? Çünkü bunların çıkarları bu ülkenin çıkarlarıyla örtüşmüyor. Efendim tabii hükümet bu yasa değişikliğinde ısrarcı olursa ne gibi bir tepki vereceksiniz? Buna şiddetle karşı olduğunuzu ifade ediyorsunuz ama bu şu an tabii tasarı halinde bu değişiklik. Eğer ki bu yasal düzenleme halinde meclise gelirse ve kabul edilirse ne gibi bir tavır ortaya koymayı planlıyorsunuz? Biz öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yasa geçmemesi için elimizdeki örgütlülüğümüzü, gücümüzü, üyelerden aldığımız gücümüzü, yaşamın bütün alanlarında, kamuoyunun bütün kesimleriyle paylaşacağız. Bu yasanın aslında mühendislik, mimarlık hizmetlerinin yürütülmesinde önümüzdeki yıllarda Türkiye'de problem olacağını, Türkiye'nin gelişmesinin önünde sorunlar çıkaracağını, mühendislik, mimarlık hizmetlerinin bundan sonraki süreçlerinde bizlerin bu yasal değişiklikler sonrasında bir kaos ortamına itileceğini ısrarla vurgulayacağız. Bununla ilgili gerekirse alanlara çıkacağız. Hukuksal süreçleri işleteceğiz. Mecliste bulunan bütün milletvekillerini, mühendis milletvekilleri özellikle bu yasanın ne anlam ifade ettiğini onlarla paylaşacağız. Dosyalar hazırlayacağız. Uluslararası örgütlerle, yine Türkiye'deki DOST, bu alandaki meslek örgütleriyle, sendikalarla ortak bir paydada bu yasanın geçmemesi için birlikte bir eylem programını, bir mücadele hattını hep beraber öreceğiz. Biz öncelikle şunu söylüyoruz. Meselenin hukuksal boyutu vardır. Anayasaya aykırılık anlamında eleştirilerimiz vardır. Mühendislik boyutu vardır. Mühendislik hizmetlerini, mimarlık hizmetlerini sekteye uğratacaktır. 3, TÜMOB örgütlülüğünü daraltacaktır, küçültecektir ve onlar akseninde gerçek anlamda politize edecektir. TÜMOB'un bağımsız kimliğini zedeleyecektir. TÜMOB'u parçala, küçült, böl ve yönet noktasında bir adımdır. TÜMOB kanunu bu anlayışla hiç kimseye sorulmadan, bu konuda yıllardır TÜMOB örgütlülüğü içerisinde çalışmış insanların görüş ve önerileri alınmadan bir emri vakiyle kapalı kapılar ardında hazırlanmasına, yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu TÜMOB örgütlülüğüne verilmiş zarar, bu ülkeye verilmiş zarardır. Sadece TÜMOB'u mühendisleri değil, siz bu ülkenin geleceğini de karartıyorsunuz. Bu ülkenin aydınlık geleceğine de siz sekteye uğratıyorsunuz. Kendi çıkar ilişkilerinizle. Biz bunu haykıracağız. Üyelerimize güveniyoruz. Tabanımıza güveniyoruz. İş yeri temsilcilerimize, il temsilcilerimize, şubelerimize, mevcut 58 yıllık örgütlülüğümüzle yarattığımız değerlerle biz bu yasaya karşı çıkacağız. Ve bu yasanın geçmemesi için tüm örgütlü gücümüzü hayata geçireceğiz. Adım adım mühendislerin, mimarların yaşamdaki karşılıkları olan örgütlü güçlerinin, üretimden gelen güçlerinin sonuna kadar kullanacağız. Efendim tabii dilerseniz genişçe bir süre ayırdık TÜMOB yasasına. Programımızın bu bölümünde de biraz Eleko'yu dilerseniz konuşalım. Tabii evet. Eleko 2012 yine Bursa'da oldukça önemli bir tabii ki organizasyon olduğunu söyleyebiliriz. Neler aktarmak istersiniz? Bugün başladı Eleko 2012. Evet. Eleko gerçekten elektrik mühendisleri odasının çok önemli, kurumsallaşmış, uzun yıllar içerisinde hepimizin yüz akı olmuş, üniversitelerimizle beraber yürüttüğümüz çok önemli bir etkinliğimiz. Başta Bursa Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubemiz olmak üzere Uludağ Üniversitesi'ne, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, ben buradan ve yine bu Eleko sempozyumlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yürüten çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'ye çok büyük bir hizmette bulunuyorlar. Ne yapıyorlar? Türkiye'de mühendislik anlamında bilimsel çalışmaları yürüten
akademisyenleri endüstriyle ilişkilerini kuruyorlar. Bir meslek örgütü olarak biz bu bağ ile Türkiye'nin teknolojisini, bilim ve teknolojisinin gelişmesine büyük hizmetler sunuyoruz. Yıllardır bu ELECO sempozyumlarının yarattığı kaliteyle, birikimle ve işte ürünlerini sunan firmaların ELECO kapsamı içerisindeki yeni teknolojik ürünlerini tanıtmasıyla ELECO dünya ölçeğinde de Türkiye'de de çok tanınan, saygı duyulan, insanların ELECO kapsamında bildiri sunmasının saygınlıkla, bir akademisyenliğin saygınlık noktasında önem verdiği bir noktaya geldi. Bu noktaya gelmesinde bizim tabii ki kurgumuzun çok büyük bir önemi var. Biz bu ülkede diyoruz ki elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği hizmetlerinin bir sanayi ve üniversite ilişkisini doğru bir yerden tarif etmemiz ve bunu bir masa etrafında tartışmamız gerekiyor. ELECO bunu yıllardır başarıyor. Bunu eğitim kadrolarıyla, üniversite kadrolarıyla ve meslek örgütü kadrolarıyla birlikte el ele yapıyor. Şimdi bu ELECO'nun bu sene yapılan kısmında da yüzlerce bildiri 3 gün boyunca sergilenecek, sunumlar yapılacak. Bu ELECO kapsamında biz bir yandan da üniversitelerimizin bilim insanlarını bir araya getiriyoruz. Onların birbirleriyle ve üniversiteyle kurdukları ilişkileri birbirleriyle tartıştırıyoruz. Bir meslek örgütü sıcaklığı içerisinde onların meslek örgütleriyle bağını güçlendiriyoruz. Ve elbette ki enerji politikaları açısından da çok önemli. Türkiye bugün enerji konusunda gerçekten ciddi üniversitelerinde yetişmiş uzman insanları olan ve bunların görüşlerinin kamuoyunda paylaşılması noktasında da değişik mekanlara, kürsülere ihtiyaç duyulan bir ülke konumunda. Biz de bu kürsüleri yaratıyoruz. Yani biz insanların sözünü söyleme noktasında, bu ülkede enerji politikalarında, yani kaynaklar konusunda, enerji kaynaklarının kullanımı konusunda, enerji verimliliği konusunda, enerji teknolojileri konusunda, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda, Türkiye'deki elektromekanik sanayinin gelişmesi konusunda, yani yaşamın bütünündeki enerjiyle ilgili bağımızı kurma noktasında ELECO'yu ve bununla beraber diğer kongre ve sempozyumları biz bu toplumun aydınlanma, bilgilenme sürecinin bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü enerji çok önemli. Eğer buradan biraz enerjiye geçeceksek, evet, ben birkaç şeyde şöyle söylemek isterim. Türkiye'de maalesef enerji konusu, enerji ithalatı dikkate alındığında Türkiye ekonomisinin en yaralı konularından biri. Çünkü dışa bağımlılık oranımız enerjide %72. Evet. Bu çok ciddi bir rakam. Bu petrolde %93'ler seviyesinde. Yine doğalgazda %98'ler seviyesinde. Şimdi en son Türkiye'de ithalatın yaklaşık %22,5'u enerji alanında yapılmış. Yani 2011 yılı, bir önceki yıl enerji ithalatımızdan Türkiye'nin kasasından, Türkiye'nin kaynaklarından çıkan para $54 milyar. Bu çok büyük bir rakam. Evet. Bir önceki yıla göre yine %40'lık bir artışla bu $54 milyar bulmuş. Son 10 yıla baktığımızda Türkiye enerji ithalatından bu resmi rakamlardır. $290 milyar Türkiye'nin cebinden para çıkmış. Bu çok çarpıcı bir rakam. Bir önceki yılda Türkiye'nin, sadece doğalgaz ithalatını vereyim, 43.874.000.000 m³. Yani Türkiye maalesef enerji konusunda, tercihler konusunda çok yanlış bir noktada. Türkiye elektrik enerjisi üretiminin yarısını, %50'sini doğalgaz ile yapar bir ülke konumunda. Bugün bir önceki yıl 43 milyar metreküpten bahsediyoruz. Enerji ithalatında doğalgazın rolünden bahsediyoruz. $54 milyar enerji ithalatından bahsediyoruz.
son 10 yılda 290 milyar dolarda yine enerji faturamızdan bahsediyoruz. Bütün bunların temel sebebi şu. Enerjide kaynak çeşitliliğini sağlayan, ülkemizin kendi kaynaklarıyla enerji üretimini sağlayabilecek modellemelerden kaçınmış olmamız. Türkiye'nin bir Akdeniz ülkesi olarak yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz, başta güneş, rüzgar, jeotermal olmak üzere temiz, doğayla uyumlu ve ucuz enerji kaynakları varken Türkiye maalesef enerji sektöründe liberalleştirme, özelleştirme politikaları ekseninde doğal gaza bağımlı hale getirilmiş ve son 20 yıl içerisinde elektrik enerjisi üretiminde doğal gazın payı %50'ler seviyesine gelerek Türkiye dünya ölçeğinde gerek Avrupa'da en pahalı elektriği vatandaşına ve sanayicisine sunan bir ülke konumuna itilmiştir. Türkiye'de enerji alanında temel şey şudur. Vatandaş pahalı elektrik kullanmaktadır. Türkiye'de enerji kaynaklarımız atıl vaziyettedir. Türkiye maalesef doğalgaza bağımlı hale gelmiştir. Efendim tabii baktığımızda konunun Bursa'ya da ilgili tabii enerji anlamında şöyle bir boyutu var. Bursa'nın Kilis ilçesinin Kozağcı bölgesi var. Oraya da şimdi bir termik santral kurulması gündemde ama özellikle de bir alan orası. Özellikle bir tarım alanı. Bölgedeki köylüler oraya bir termik santral kurulmasını istemiyorlar. Ama tabii hükümet cephesinden de biz az önce sizin de ifade ettiğinize benzer rakamlar söylenerek biz enerjide dışa bağımlıyız ve dolayısıyla bu dışa bağımlılığımızı önüne geçmek için elimizdeki tüm imkanları kullanmamız gerekiyor diyorlar. Sizce gerçekten yani o bölgede bir termik santral bu dışa bağımlılık çünkü çok ciddi rakamlar bu da söz konusu. Bu dışa bağımlılığın önüne geçebilir mi? Yoksa sizin de az önce yine ifade ettiğiniz gibi yenilenebilir enerji üzerinde yoğunlaşmak daha mı doğru aslında? Evet şimdi aslında işin gerçeği şu. Türkiye'de mevcut kaynaklarımızı, yerli kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir şekilde kullanmak politikalarımızın esasını oluşturmalı. Tabii kömür de bir kaynağımız Türkiye'de. Tabii kömür lignit kalori değeri düşük olduğu için ve mevcut santrallerde yakma sorunları ciddi çevresel felaketler yarattığı için toplumsal tepkilerin oluşması da çok doğal. Biz bunun örneklerini geçmişte, olumsuz örneklerini Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santrallerinin işletme sorunlarında birebir yaşadık. Neydi orada sorun? Bir kere yer seçimi hatalıydı. İki, filtreleme sistemi yoktu. Ve mevcut teknolojiyle de büyük bir çevre felaketiyle insan sağlığı da oradaki bitkisel örtülerde, oradaki gıda ürünleri de, tarımsal ürünler de çok olumsuz etkilenmişti. Şimdi bence burada öncelikler sırasını doğru tespit etmek lazım. Dünyada da, ülkemizde de fosil yakıtların artık 21. yüzyılda bir geçiş yüzyılı olarak fosil yakıtlardan temiz enerji üretimlerine dönük yerli, yenilenebilir, çevreye en az zararlı teknolojilere geçilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz biz. Yani Türkiye'nin bugün rüzgar potansiyelinin, jeotermal potansiyelinin, güneş potansiyelinin iyi kullanıldığı koşullarda Türkiye'nin ithal kömürle ya da yerli kömürlerle termik santraller kurmasının çok fazla öncelik verilmesini doğru bulmuyoruz. Gerçekten dünya ölçeğinde termik santraller her ne kadar bugün yeni yakma teknolojileri geliştirilse de, yeni akışkan yataklı kazan tipleri geliştirilse de, kömürün harmanlanması, kömürün temizlenmesi ve ondan sonra yakılması, yine mevcut santrallerin filtreleriyle çevreye en az karbondioksit ve kükürt vermesini sağlayacak yeni teknolojiler geliştirilse de her enerji yatırımı kabul etmek gerekir ki sonuç olarak çevresel maliyetleri olan yatırımlardır. Ve baktığımız zaman da kömürle çalışan santrallerde gerçekten kirletme noktasında birinci öncelikte problemli santrallerdir. Bugün eğer alternatifleri varsa bence bu alternatiflerine yönelmek lazım. Yani attığınız taşın ürküttüğünüz kurbağaya değmesi lazım.
Ama baktığımız zaman Türkiye'de maalesef böylesine bir sağlıklı, çevreye uyumlu enerji yatırımları yerine işte lobiler, kömür lobileri, bazen bunlar doğalgaz lobileri olabiliyor. Bazen bunları küçük hidroelektrik santral kuracağız diyerek Karadeniz'de dolaşan değişik böyle ticaret erbapları olabiliyor. Ne yapıyorlar? Kendi çıkar çevreleri ve ilişkileriyle kurdukları Enerji Bakanlığı'yla ve iktidar çevreleriyle kurdukları ilişkileriyle koltuğunun altında projelerle istedikleri yatırımları kuralsızca yapma yolunu seçiyorlar. Türkiye demin de söylediğim gibi bunların maliyetleri çok yüksek oluyor. Çünkü enerji yatırımları büyük ölçekli yatırımlar. Ve geriye dönük olarak da son derece maliyetleri yüksek. Doğru planlanması lazım. Planlama kavramı içerisinde önceliklerin doğru tespit edilmesi lazım. Ve özellikle de demin de söylediğim gibi çevreye, doğaya en az zarar veren, en düşük maliyetle yenilenebilir, çevre dostu enerji üretimlerinin önemli olarak gündeme getirilmesi lazım. Efendim, buyurun, buyurun. Son olarak şunu demem istiyorum. Elbette ki bu toplumun sanayicisi de, turizmcisi de, bu ülkenin vatandaşı da ucuz, güvenilir, sürekli ve kaliteli bir elektrik enerjisi almak durumunda. Bunu da sağlamak için kamu eliyle elektrik enerjisi üretiminin, iletiminin ve dağıtımının bütünlüklü bir yapıyla planlanması lazım. Ve bununla ilgili olarak da kaynaklarımızın doğru bir şekilde öne çıkarıldığı ve zamanında yapıldığı, elektrik ihtiyacının her yere eksiksiz ve tam olarak ulaştırıldığı ve elektrik enerjisindeki bu üretimin sonuçları itibariyle de insanları verimli olarak da kullandırıldığı, elektrik enerjisi kullanma bilincinin, tüketicinin de bu anlamdaki sorumluluğunun geliştirildiği bütünlüklü bir enerji siyasetine ihtiyacımız var. Efendim, 2 dakikalık bir süremiz kaldı ama ben son olarak da bu nükleer de tabii çok konuşulan konulardan biri. Yine bu dışa bağımlılık öne sürülerek Türkiye'ye kuruluyor. Nükleer santraller de bu soruna çözüm olmaz düşüncesindesiniz yanılmıyorsam. Evet. Şimdi nükleer konusu başlı başına bir konu. Ben gönül ister ki 2 dakikada çok bu işi dinleyenlerle, izleyenlerle paylaşmak pek olanaklı değil ama ben sadece kısaca şunu söyleyeyim. Dünyada da, ülkemizde de nükleer santral tartışmalarının nükleer kazalarla beraber bir değerlendirilmesi gerekiyor. 2, nükleer atıkların yarattığı sorunların dünya ölçeğinde halen problemli olduğunu bilinmesi gerekiyor. Nükleer santrallerin pahalı, eski yatırımlar olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bir enerjide bağımsızlık, ulusal güvenlik açısından herhangi bir seçenek oluşturulmadığını bilmek gerekiyor. Çünkü bir teknolojiyle bir buluşmak değil, anahtar teslimi bir projeyle bir ülkenin, başka bir ülkenin sınırları içerisinde kurduğu ve sonrasında o ülkeye elektrik sattığı bir sistemle karşı karşıyayız. Hiçbir hukuksal boyut işletilmemiş, hiçbir sağlıklı ihale süreci işletilmemiş, hiçbir kamusal denetim mekanizmaları, toplumsal tepkiler dikkate alınmamış ve bu ülkede bir enerji ihtiyacından değil, siyasal tercih olarak dayatılmış bir nükleer santral serüveniyle karşı karşıyayız. Biz baştan aşağı bu ülkenin yaşamın, insanların ve ülkenin geleceğinin bir tehlike altına alınmasından başka ve büyük bir yanlış olmasının dışında başka bir şey söylemek mümkün değil. Biz ısrarla yapılan bu yanlışın değiştirilmesini, bu ülkenin nükleer santral yerine demin ifade ettiğim yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarıyla, doğru bir enerji planlamasıyla elektrik enerjisine yönelmesini öneriyoruz. Sayın Göktaş, çok teşekkür ederim efendim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Sağ olun efendim. Efendim, bugün de konuğumuz Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Cengiz Göltaş'tı. Yeniden Line TV ekranında birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.